buluşmasında sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Bu anlamlı gecede birlik ve beraberlik adına birçok başarının bir arada olduğu yıllar geçirdik. 50 yıl geçirdik. Ve 50. yılda önemli bir sayı diliminde sizlerle beraberiz. Nice 50. yıllara. 50 yıl dile kolay, verilen emekler ve başarılarla ilgili açılış filmiyle baş başa bırakıyoruz şimdi sizlere. Konuşmasını yapmak üzere Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celalettin Kesikbaşı sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, böyle özel bir gecede bizlerin davetini kırmayıp gecemize katılan Sayın Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Başsavcım, Sayın Rektörlerim, Sayın Protokol. Ülkemizin, Eskişehir'imizin üreten, değer yaratan gizli şampiyonları, sanayici, hanımefendiler, beyefendiler, iş insanları, abilerim, kardeşlerim, değerli basın. Bu akşam Sayın Başkanımız Rıfat Bey bizlerle birlikte. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı olmadan önce Türkiye Odalar Borsalar Birliği yapısı hakkında çok fazla bir şey bilmiyordum. Lakin son 6 ayda gördüm ki sanayicinin çatı kuruluşu Türkiye Odalar Borsalar Birliği arı gibi çalışıyor. Sanayicinin dertleriyle dertleniyorlar. Problemlerini çözmek için gerek devlet, gerek hükümet, gerekse sivil toplumla aramızda köprü oluyorlar. Kapıları üreten tüm sanayicilere açık. Bürokrasi yok. Kendi şirketlerimizden hiçbir farkı yok. Ankara'ya gittiğinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Eskişehir Türkiye'nin her yerinden 360 odadan bilgiler orada toplanıyor. Ve kurumumuzu tanıdıkça daha iyi görüyorum ki her şeyin de farkındalar. Tüm Türkiye olarak, tek yürek olarak projeler üretiyorlar. Türkiye'nin yönetimine katkıda bulunuyorlar. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni modern bir yapıya taşıyan, dünyaya entegre olmuş, sanayicileri kucaklayan, güçlü ve etkin bir yapı olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin değerli başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve ekibini saygıyla selamlıyorum. Bu akşam aslında 50 yılın helalleşme gecesi. Bireysel çıkarlardan ve iktidar mücadelelerinden uzak bir helalleşme gecesi. Birlikte, beraberlik içerisinde Eskişehir olma gecesi. Ortak aklı ve hedefleri oluşturma gecesi. Bu anlamda ben de Eskişehir Sanayi Odası olarak helalleşmek istiyorum. 1968 yılından bugüne Eskişehir Sanayi Odası'nın kurulmasına önce olan kurucu büyüklerimiz başta olmak üzere sayın valilerimize, sayın milletvekillerimize, sayın belediye başkanlarımıza, sayın Türkiye Odalar Borsalar Birliği başkanlarına, sayın meclis başkanlarımıza, sayın yönetim kurulu başkanlarına, sayın yönetim kurulu üyelerimize, siz değerli meclis üyelerimize, kimliğimizi ve varlık sebebimizi oluşturan odamız üyesi değerli sanayicilerimize, sayın odamız çalışanlarına, sanayi tesislerimizin kıymetli çalışanlarına, kısaca ESO'nun kuruluşu ve çalışmaları boyunca emeği geçen, katkı sunan, desteğini esirgemeyen
herkese şükranlarımızı sunarım. Bugün aramızda bulunmayan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm sanayici beyefendi ve hanımefendilere Allah'tan rahmet dileriz. Bizler geçmişinde büyük devletler kurmuş, dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız. Bizler cumhuriyet çocuklarıyız. Muhtemelen bu akşam burada dört kuşak bir aradayız. Muhtemelen ve yine bu dört kuşağın hikayelerinden reyting rekorları kıran pek çok senaryo, film, kitap, eser çıkabilir. Cumhuriyetin ilanından sonra milli mücadeleyi üreterek devam ettiren bir kuşak ve onların evlatları olan bizler, cumhuriyet ile devraldığımız ülkemizi ve şehrimizi seven, üreten, sanayici, vatansever insanlarız. Ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşımak, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak en büyük sermayemizdir. Şüphesiz ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Dünya değişiyor. Dünyada yeni bir ekonomik düzen kuruluyor. Üretim teknikleri değişiyor. Ülkemizin en büyük şansı bu üretim teknikleri ve yeni düzen ekonomi için yarış herkes için şu anda eşit şartlarda. Artık bilgiye ulaşmak, bilgiyi edinmek çok daha kolay. 2020'li yıllar stratejik işbirlikleri ve ortak iş yapma kültürünün en güçlü ve trend olacağı yıllar. Ekosistemlerin kurulacağı, tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma süreçlerinin hızlanacağı yıllar olacak. Ülkemiz bu yeni trendler ile tanışırken aynı zamanda yerli ve millileşme seferberliği içerisinde ithalatın önünü kesecek devlet politikalarıyla hepimiz için yeni iş imkanları doğacak. Yeni moda kavramlar, paradigmalar, Endüstri 4.0, Toplum 5.0, stratejik işbirlikleri, simbiyoz, esneklik, yakınsama, blockchain, dijitalizasyon, büyük veri, kurumsallaşma ve iletişim. Bu yeni dönüşüm içerisinde Eskişehir Sanayi Odası stratejik planını hazırlıyor. Abigem'in hisseleri Eskişehir Sanayi Odası tarafından devralındı. Şu an tek ortağımız, çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Yukarıda belirttiğimiz 21. yüzyıl hedeflerini gerçekleştirmek üzere Abigem, sanayi, üniversite, kamu işbirlikleri oluşturmak, teşviklerden genel ve mesleki eğitimlere kadar vize bölümünden laboratuvar kalibrasyon hizmetlerine, yurt içi, yurt dışı seyahat organizasyonlarından danışmanlık ve fuar hizmetlerine, ortak satın alma, ortak insan kaynakları ve ortak tanıtım portallarına kadar sanayicimize hizmet verecek arayüz olacak. Eskişehir Sanayi Odası'nın kendi kendini finanse eden bir yapıya dönüşmesi için adalardaki arsamız en güzel bir şekilde değerlendirilecek, projelerimizin finansman yapısı güçlendirilecek. Gerek ESO, gerekse Abigem yakın zaman içerisinde yaptığı ve yapacağı işler ile 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre tanımlandı. Nitelikli eleman yetiştirmek ve bu arkadaşlarımızı sanayinin içerisine entegre etmek, 2023 ihracat hedeflerini yakalamak, yeni nesil ihtisas sanayi bölgeleri oluşturmak, Eskişehir'i bir tasarım kenti haline getirmek, serbest bölgesi, lojistik merkezleri ve üniversiteleriyle güçlü, üreten, ürettiğini ihraç eden bir Eskişehir en büyük hayalimiz. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için doğruyu söylemekten hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Tüm kurumlarımız ile uyum ile çalışmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız. Eylül ayından bu yana odamızda her çarşamba sektör fuarları düzenleniyor. 6 ay gibi bir sürede mükerrer olarak 10 binin üzerinde insan Eskişehir Sanayi Odası'na girdi. Birbirimizle tanışmak ve güç birlikleri ve yeni girişimler yaratmak en büyük değerimiz. Sizleri Eskişehir Sanayi Odası'na davet ediyorum. Orası size ait. Gelin hep birlikte ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyalım. Bu vesileyle değinmeden geçemeyeceğim. Uraysim projesine sahip çıkması sebebiyle Şafak Ertan Çomaklı hocama,
mesleki eğitim konusunda bizlere destek veren Kemal Şen Ocak Hocama, tasarım kenti olma yolunda bizlere destek veren Tuncay Döveroğlu Hocama, bizleri Ankara'da yalnız bırakmayan, her derdimize koşan Sayın Harun Karacan'a, projelerimize destek veren milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza, tüm kamu müdürlerimize, bizim sesimiz olan değerli basına, her derdimiz ile ilgilenen Sayın Valimize, gecesini gündüzünü üretmek ve ülkesini kalkındırmak için çalışan siz değerli sanayicilerimize, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, değerli hocam, Eskişehir'imizin değerli protokolü, çok değerli Eskişehirli hemşerilerim, hepinizi şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Yunus'un, Nasreddin Hoca'nın, Şeyh Edip Ali'nin şehri, İstiklal Harbi'nde milletin makus talihini de değiştiren Eskişehir'de sizlerin arasında bulunmaktan çok mutluyum. Bu özel günümüzde Sayın Valimiz Özdemir Çakacak sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Kendisi benim çok eski dostum olur. Her gittiği ilde de özel sektörle iç içe. Bu devlet anlayışından dolayı huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bizim yarım asra varan Eskişehir Sanayi Odamızın kutlama gecesinde Sayın milletvekillerimiz, Eskişehir milletvekillerimiz de sağ olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Bu mutlu günümüzde bizle beraber oldukları için onlara da sizler adına teşekkür ediyorum. Değerli Eskişehirliler, yarın 10 Kasım edebiyete intikalinin 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını, bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Değerli dostlarım, Eskişehir demokrasi şehidimiz merhum Hasan Polatkan'ın şehri, eğitimiyle, kültürüyle, sanayisiyle Anadolu'nun göz bebeği. Eskişehir aynı zamanda 3 üniversiteyle üniversiteler şehri. Sanayi şehri, yüksek teknoloji şehri. Eskişehir Sanayi Odamız hem buraya yakışan hayırlı bir iş yapıyor hem de 50. yılını kutluyor. Eskişehir ekonomisine, sanayisine değer katanlara fazlasıyla hak ettikleri ödülü takdim ediyor. Ben kendilerini şimdiden tebrik ediyorum böyle bir anlamlı günü düzenledikleri için. Bir de onlara bir teşekkür edin bakalım. Hepiniz biliyorsunuz, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Tüm bunlara rağmen iş hayatında hem ayakta kalacaksın hem dereceye gireceksin, ödül alacaksın. Bu herkesin harcı değil. Bu nedenle buradaki müteşebbis dostlarımın hepsiyle iftihar ediyorum. Allah hepinizin çalışmasından, gayretinden, Eskişehir'e ve ülkemize kattığınız değerden razı olsun. Bir özel teşekkürüm de Eskişehir Sanayi, bu sefer de kendi kendinize alkışlayın bakayım ya. Unuttum. Eskişehir Sanayi Odası Başkanım kardeşime de teşekkürüm var. İki tane genç ilk seçildikleri zaman ziyarete gelmişlerdi. İki tane kadın meclis üyemiz var, kadın girişimcimiz. Neredeler onlar? Salondalar mı? Bir kalksalar da görsek. Nerede? Ben mi görmüyorum ya? Ha. İkincisi nerede?
Yok. Ha gel ya. O zaman ikiniz de gelin de bak bir de sizi alkışlayacağım. Böyle iki tane pırıl pırıl. Türkiye'mize örnek olan iki tane sanayici, girişimci, kadın meclis üyemiz var. Bu anlayıştan dolayı başta Celalettin kardeşime cesaretlerinden dolayı ve Türkiye'de rol model olmaları noktasında iki kadın meclis üyemize de huzurlarınızda sizler adına teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, özellikle burada bir şey ifade etmek istiyorum. Bu iki babaya ben teşekkür ediyorum. Esas babalarını kutlamak lazım. Kızlarını bizzat işin başında, işin içine dahil etmişler. Eğer bu ülke kalkınacaksa, zenginleşecekse ancak girişimcisiyle zengin olabilir. Ne kadar çok girişimcin var o kadar zenginsin. Erkekler olarak biz ülkeyi ancak buraya kadar getirebildik. Ama bugüne kadar kullanmadığımız potansiyelimiz kadınlarımız, genç kızlarımız. Ben özellikle sanayici babalardan ricam, genç kızlarınızı da muhakkak işinize dahil edin. Onları da girişimci yapın ki bu ülke daha hızlı zenginleşsin. Değerli dostlarım, odalarımız Eskişehir'deki 3 odamda sizlerin nabzını tutuyor. Sıkıntılarınızı, görüşlerinizi dinliyor. Sonra bunları bana aktarıyorlar. Ben de onlarla birlikte hükümetimize iletiyoruz. Oda başkanımız Celalettin kardeşim ile Sanayi Odaları Konseyi'nde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Strateji Geliştirme Kurulu'nda birlikte çalışıyoruz. Tecrübesinden, bilgisinden Ankara'da istifade ediyorum. Aynı zamanda Eskişehir Ticaret Borsası Başkanımız Ömer kardeşim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Eskişehir'imizi temsil etmekte. Sizlerin birinci derecede dert ve sıkıntılarını bizlere aktarmaktadırlar. Ben Eskişehir'deki sanayi odam, ticaret borsam ve ticaret odam, sanayi odam hepsinden çok memnunum. Sebebi şu değerli kardeşlerim. Bugün dünyada aynı otellerde olduğu gibi bir yıldızlama sistemi var. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız. Eskişehir'deki sanayi odam, ticaret odam, ticaret borsam. Hepsi de verdikleri uluslararası akreditasyon kuruluşu tarafından verdikleri yıldız tam beş yıldızlı hizmet veriyorlar. Bu aslında Eskişehir'imizin Londra, Berlin, Paris ticaret sanayi odaları borsalarının vermiş olduğu hizmet kalitesiyle aynı standartta hizmet verdiklerinin belgesi. Sakın burada şunu anlamayın ha. Bu yıldızı ben vermiyorum. Aslında ben versem kolaylıkla bütün odalara veririm. Çünkü seçimle geliyorum. Seçimle geldiğim için bana kim oy verdiyse hepsine 5 yıldız verir geçer. Ama bunlar hak ettikleri için alıyorlar. Başta tabii bu kalite yönetim anlayışı başta yönetim kurulu başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, meclis üyesi ve başta genel sekreter olmak üzere tüm çalışan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Eskişehir Sanayi Odamızın yeni nesil OSB, serbest bölge, lojistik merkez, gemlik limanına demiryolu bağlantı projelerini takip ediyor, destekliyorum. Ben bu yemek arasında şimdi neler yaptık, neler istedik sizin adınıza diye uzun uzun konuşursam önünüzde yemekler, siz yemeğe bekliyorsunuz. Ben konuşma çalışacağım, yapmaya çalışacağım. Onun için hiç uzatmaya gerek yok. Bu mutlu bir gün. Değerli dostlarım, son olarak şöyle bitirmek istiyorum konuşmamı. Bizler sıkıntılı günlerimiz oluyor mu oluyor? Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız biz. Tümseğe çıkarken biraz zorlanırız.
Ama tümsekten inerken hızla ineriz. Ama bir tek bir şey var ki, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Bunu yaparsak hep beraber kazanırız. Bunu yapamazsak hep beraber de kaybederiz değerli kardeşlerim. Bakınız, lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim. Gerek siyasi fikrinden dolayı, mezhebinden dolayı veya etnik kökeninden dolayı, görüşünden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirimizi sevelim. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bakın 2016'dan bu tarafa görüyorsunuz. Başımıza bir sürü hadise geldi. 15 Temmuz'da kim vardı sokakta? Bu millet vardı sokakta. 80 milyon 15 Temmuz gecesi sokaktaydı. Ama dost dediğimiz kim vardı yanımızda? Kimse yoktu. Onun için diyorum ki Allah bize sevgiyi vermiş. Birbirimizi sevmezsek tam insan olamayız. Tam sevemedikten sonra da birlik ve beraberliğimizi sağlayamayız. Ne olur birbirimizi siyasi görüşünüzden dolayı, fikrinizden dolayı veya mezhebinizden dolayı, etnik kökeninizden dolayı birbirimizi dışlamayalım. 80 milyon eğer biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek bu bileğe kimse bükemez. Onun için Allah bizi birlik ve beraberlik yolunda yolumuzu açık etsin. Hepinize Allah kolaylık versin. Hepinize hayırlı akşamlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na hediye takdimi için Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celalettin Kesikbaş'ı sahneye davet ediyorum. Yeni başkanlarımız seçildikten sonra ben Eskişehir'i ilk ziyaretim. Bu da bu gecenin bu ilk ziyaretin anısına hayırlı olsun plaketi. Tut bir tanem sen de. Borsalar Birliği'nin değerli başkanı, çok değerli milletvekillerim, il protokolümüzün değerli üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Eskişehir Sanayi Odamızın 50. yıl kutlama programı vesilesiyle çok değerli hazurumla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve bu güzel gecede Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin değerli başkanı, değerli dostum Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ve değerli yönetim kurulu üyelerini ilimizde ağlamaktan büyük bir mutluluk duyduk, memnuniyet duyduk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum efendim. Değerli konuklar, Eskişehir ilimiz coğrafi konumunun yarattığı avantaj ile tarih boyunca Anadolu'nun batıya açılan kapısı olmuştur daima. Demir yolları ve karayollarının kavşağında olması, tarım ve ticarette öne çıkmasına neden olurken, aynı zamanda bu özellik sanayinin gelişmesini sağlamış
köklü sanayi geçmişi ve zengin yeraltı maden kaynakları Eskişehir'i ekonomik, sanayi ve ticari imkanlar bakımından önemli bir merkez haline getirmiştir. Özellikle 1980 sonrasında Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme stratejisine geçmesiyle birlikte Eskişehir'deki sanayinin ihracat oranı her geçen yıl artış göstermiş ve bugün Eskişehir Sanayi Odası'na üye kuruluşların ihracat tutarı 2 milyar doları aşmıştır. Bu açıdan bakıldığında 1980 sonrasında il ekonomisinin dinamizminde hiç şüphesiz en önemli pay sahibinin sanayi sektörü olduğu görülmektedir. Eskişehir'de şehir nüfusunun kırsal nüfusa göre süratle artması, yetişmiş iş gücü varlığı, nitelikli üniversiteleri, yüksek tüketim gücüne sahip iç pazarlara yakınlığı, lojistik avantajları, enerji ve ham madde kaynaklarının uygunluğu, gelişmiş bir organize sanayi bölgesinin bulunması, sanayi için gerekli altyapı yatırımlarının yeterli oluşu sayesinde ilimiz sanayisi giderek gelişmiştir. Bu gelişmeden Tülomsaş, şeker fabrikası, Sümerbank basma fabrikası gibi devlet eliyle kurulan sanayi tesisleriyle birlikte Eskişehir Sanayi Odası'nın ilimiz sanayine yönelik yatırım ve projelerinin de şüphesiz çok önemli payı var. Gerek sanayi odamızın ve gerek ticaret odamızın, gerekse üniversiteler ile diğer tüm aktörlerin desteğiyle Eskişehir'in geleceği daha parlak olacaktır. Önümüzdeki yıllarda özellikle havacılık ve savunma sanayi, makine imalat, metal eşya sanayi, seramik ve ileri seramikler sanayi, raylı sistemler sanayi, beyaz eşya ve yan sanayiinde ilimiz hem bölgemizde hem de ülkemizde önemli bir ağırlığa kavuşacaktır. Özellikle havacılık ve savunma sanayiinde Eskişehir önemli bir merkez olarak ilerleyen yıllar içerisinde adından çok söz ettirecektir. Değerli konuklar, Eskişehir Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana ilimizin sanayileşmesine hız kazandırmanın yanında sanayicilerimizin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir, ilgilenmektedir. Çalışmalarını yakından takip ettiğim sanayi odamızın sanayicilerimizin sorunlarını kamuoyunda dile getirmeye devam etmesi, çözüm önerileri sunup sanayileşmenin önemi konusundaki çalışmalarını artırarak devam ettirmesi ilimiz sanayisine büyük katkılar sağlayacaktır. Bizler de kamu kurumlarıyla, üniversitelerimiz ile, sanayicilerimiz ile el ele vererek ilimizde ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmayla bütünleştirip toplumsal barışımıza daha fazla katkı sunacağız. İlimizde ekonomik refahı artırmanın yanında toplumsal huzura da katkı sunacağız. Eskişehir'i bölgesinde parlayan bir yıldız olmasının ötesinde ilimizin bir kültür, sanat, üniversite, tarım, turizm kenti olmanın yanında ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden birisi haline getireceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Eskişehir'imizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamında önemli bir yeri olan Eskişehir Sanayi Odası'nın 50. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Sanayi odamızın kuruluşundan bugüne değin
görev yapmış tüm başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte huzur içerisinde gelişmiş, kalkınmış bir Eskişehir, gelişmiş, kalkınan bir Türkiye ile birlikte daha nice yıllar kutlamamızı temenni ediyor. Sayın Rıfat Başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi huzurlarınızda ifade ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Valimize hediye takdimi için Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celalettin Kesikbaş'ı sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızı lütfen. Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Şimdi 25. yılını doldurmuş olan sanayicilerimizi plaketlerini almak üzere sahneye davet edeceğiz. Davetli sıralama alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Sayın Akif Aksoylu, Sayın Güney Akıncı, Sayın Buğra Özkan, Sayın Semra Omal, Dingeç, Sayın Ahmet Arıkan, Orhan Arslanoğlu, Engin Yılmaz, Ali Osman Özaydemir, Cemalettin Sarar, Mehmet Akif Çağlayan, Metin Çekiç, Faruk Çetintaş,